Alman idealizmi üstüne 3 konuşma yaptım geçen dönem. Onların üçüncüsü Hegel üstüneydi. Hegel'in, tinin ya da benim dediğim gibi ruhun fenomenolojisi üstüne bir sunum yapmıştım, kısaca yapmıştım. Ve yani kitaba göre kısa bir sunum olmuştu, kitabın kapsamına göre. Bu sefer daha da zor bir işe girişiyorum çünkü Mantık Bilimi kitabından söz edeceğim. Ve aslında 3 konuşma yapmak taraftarıydım ama bu dönem sıkışık diye bana 2 tane yapmamı bana önerdiler ve ben de kabul ettim. Ama tabii ki hem tabii yani bir bakıma sıkıcılığı, monotonluğu belki yani azaltmış oluyorum ikiye indir diyerek ama yoğunluğu, zorluğu da arttırmış olabilirim diye de korkuyorum. Şimdi yine de en anlaşılır şekilde konuşmaya çalışacağım. Diyeceksiniz ki acaba kendisi de anlıyor mu bu söylediklerini? Onu biliyorum. Çünkü Hegel'in önce diliyle ilgili bir durum söz konusu. Hegel'in özel bir dili var. Her düşünürün vardır diyebiliriz ama Hegel'in ki belki en özgülü diyelim. Yani, tikeli ya da Hegelci terimlerle konuşmak gerekirse. En özeli yani aslında ben tikeli özel diye yani. Particular yani, particular yani. Yani çok Hegel'e özgü bir dil. Hegel'e özgü dil özellikle bu kitapta karşımıza çıkıyor. Dili ve içeriği daha yoğun, daha zor diyebiliriz. Fenomenolojiye göre yani bundan önce yazdığı kitaba göre. Ama fenomenoloji bana sorarsanız daha karanlık bir kitap. Fenomenoloji bence daha böyle biraz bulanık bir kitap. İlk büyük kitabı 1807'de yayınladığı Hegel'in daha böyle karanlık ve çok kapsamlı bir kitap. Böyle bütün insanlık tarihine, felsefe tarihine gönderiyor. Bilime, işte dönemlerine, sonra dinlere, din çeşitlerine gönderiyor. Burada öyle bir kapsam yok aslında. Ya da şöyle var, daha da geniş ama daha soyutlanmış halde var. Ama bu seferki dil aslında bana sorarsanız çok daha açık yani Hegel'in o şeyine göre, ilk kitabına göre mantıktaki dili daha tutarlı diyebiliriz. Yani daha birbirine uyuyor. Yani üstüne 2 sene eğilirseniz anlayabiliyorsunuz bunu. Öbürünü hiç anlamama ihtimaliniz de var. Yani kimsenin, herhangi bir yorumcunun. Zaten ilk Hegelciler Hegel'i anlamamış diyebiliriz. Yani bu önemli bir saptamadır. Yani önemli, yani ben söylüyorum diye değil. Yani üstünde durulması gereken bir saptama. Yani Hegelciler yanılmışlar. Ve genelde de öyle olur. Bir düşünür çıkınca devamcıları onun sadece biraz bayağılaşmış, biraz indirgenmiş biçimlerini bölüşürler aralarında zaten. Bir yönünü birisi alır, öbür yönünü birisi alır. Kant'a böyle olmuştur. Hegel'e ise daha da yani haksızlık etti devamcıları diyebiliriz. Çünkü Kant gibi çok parlak devamcıları olmadı Hegel'in. Hani çünkü Hegel'in kendisi de Kant'ın bir devamcısı sayılabilir. Alman idealizminin içinde çünkü birisi. Zaten o kapsamda ele almıştık. Ama Kant'a bakarsanız bir sürü düşünür var. Reinhold'dan tutun, işte bahsetmiştik bunlara. Maymun, Salomon Maymon var mesela. Sonra tabii büyük Fichte var. Büyük düşünür Fichte var. Çok kişi var yani. Schelling var ve daha niceleri. Bugün adları bile çok anılmayanlar var. Ama Hegel'de bir sorun olmuş. Bu da biraz da tabii zorluğundan da kaynaklanıyor. En çok haksızlık edilmiş düşünürdür belki diyebiliriz. En çok etkisi olmuş düşünür. Kant'tan daha çok etkisi olmuş bir düşünürdür. Yani sonraki yani özellikle 20. yüzyılda. Ama çok daha haksızlık edilmiştir. Çünkü daha ölmeden aslında yani ölümünden az sonra saldırılara da çok uğramıştır. Hem yani bir yerden biraz
indirgenerek anlaşılıyor, bayağılaştırılarak, kısıtlanarak anlaşılıyor. Hem de başka yönden de bu yüzden de yani bu kısıtlı açıklamalar yüzünden de belki karşı böyle tutumlar sergileniyor Ege'de karşı ve bunlardan birincisi Schelling'in, yani eski dostu Schelling'in Hegel öldükten sonra kollarını sıvamış, ellerini ovuşturmuş ve son derslerinde Berlin'de durmadan her derste Hegel'e saldırmış yani. Hakaret edercesine saldırıyor. Ondan sonra Kierkegaard, Schelling'in öğrencisi olmuş Kierkegaard ve tabii ki Aziz Marx. Aziz Marx, herkese Aziz diyor, ben de ona Aziz diyeyim. Aziz Marx'ın bir çeşit hayaleti bu. Hayalet gibi gördüğü düşünürlerden biri ve temel aslında alter egosu gibi ama hem çok etkilenmiş hem de ona karşı sürekli düşünmeye çalışmış bir düşünür. Bu çok önemli bir felsefi sorudur, Hegel-Marx ilişkisi. Bana sorarsanız, tabii en yine Hegel'e yaklaşan yorumları yapmış olan kişidir Marx ama aynı zamanda çok da haksızlık etmiştir. Haksızlıklar sıralanabilir ama şimdi tabii vaktimiz yok. Sadece bugüne geldiğimizde Hegel'e bakıyoruz. Her şeye rağmen yine de tinin fenomenosu ya da ruhun fenomenosu diyorum ben, ısrar ediyorum. Ruh demek lazım orada, Geist, yani ruh aslında. Tin anlamsız bir sözcük, Türkçe'de uydurulmuş bir sözcük yani. Ondan sonra ruh, ama ruh başka bir anlama geldiği için, yani nefsin yerine kullanıldığı için bu yüzden de bazen de tin demekte yarar var. Sanki nefs fenomenosu gibi oluyor. Ama bazen Hegel'in kendisi de nefsle, yani animayla, psikeyle, yani şeyi, Geist'i bir tutuyor. Evrensel nefs diyor falan. Yani bunu da söylüyor yani. Belki de hani öyle de denebilir, bilmiyorum. Nefs bile denebilir yani. Ama tin biraz saçma yani. Bana havada geliyor. Ya, Türkçe'de büyük bir çaba harcayıp, Aziz Yardımcı'nın çevirileri var. Aslında çabasını takdir etmek lazım. Ama biraz da böyle şey gibi, yani kağıtlardan yapılmış şatolar, şeyler, kuleler gibi bir üfleseniz gidiyor. Yani maalesef. Yani, anlaşılmıyor diyebiliriz. Ama yine de hakkını yemeyelim. Burada onu takdir eden arkadaşlar olduğunu biliyorum. Hiç olmazsa oturup çevirmiş yani. Adam çevirmiş yani. Oturup zamanını harcamış. Bayağı mahvolmuştur yani. Şey yani. Ama çok mahvolan okurlar da tanıyorum yani. Hemen üflemeyenler yani üstüne. Şimdi Hegel bu saçma ve uzun girişimden sonra birisi de öyle demişti benim hakkımda. Yani bir türlü konuya girmiyor falan. Ama doğru, haklı aslında. Bütün ilişkiler haklıdır. Yani, bu işte Hegelci bir söz diyebiliriz. Yani. Hatta küfürler de haklıdır bir yerde. Bir haklılık payı vardır. Her küfürde bir şey vardır. Yani. Bir şey var yani. Bir doğruluk payı var. Övgüler de sahtedir genelde. Hani o da ya anlaşılmadan ya da pohpohlamak için ya böyle iyi geçinmek için falan ya da ayıp olmasın diye ama sonra arkadan ters şeyler söylenir ki başıma çok sizin de hepinizin başına geliyordur. Şimdi Hegel'in de başına gelmiş diyebiliriz. Şimdi mantık kitabı, hiç fenomenoloji girmeyeceğim burada. Yani güzel bir konuşmamız var şeyde YouTube'da, ona bakabilirsiniz. 1812'de çıkıyor. 5 sene sonra çıkıyor şeyden, fenomenolojide, Geist'ten. Ondan sonra yani ruhun fenomenolojisinden. Sonra bir sene sonra bir cilt daha çıkıyor. İlk iki cilt nesnel mantık başlığıyla çıkıyor. Sonra 4 sene sonra da ikinci ya da üçüncü cildi. Çünkü aslında üçe bölmek adet olmuştur. Ama aslında iki dev cilt. Birincisi ikiye bölünüyor diye de
birincisini 1 ve 2 diye sayarsak üçüncüsüyle birlikte 3 ediyor. Üç ciltlik bir kitaptır. Üçüncüsü de öznel mantık olarak çıkıyor, adıyla çıkıyor 1812'de. O neredeyse ilk ikisi kadar kalın bir kitap. Ama öldüğü yıl Hegel, hatta onun ön sözü son yazısıdır, son metnidir Hegel'in, koleradan ölmeden önce. Birinci cildi, bugün değineceğim varlık cildini gözden geçiriyor ve eklemeler yapıyor ona. Yani onu yayınlıyor, ön sözde yayınlıyor ama ikinci cildi de aslında, yani devamını da, öz bölümünü de gözden geçirecekmiş ama vakti olmamış Hegel'in. Ben tabii burada iki konuşmayı buna ayırıyorum. Gerçekten de ikisini birden değerlendirmenizi bekleyeceğim. Yani o gelemezsiniz bile ikincisine. Çünkü sadece bu yaklaşımdan bir şey, çok böyle net bir şey, görüş çıkmayacak. Yine de çıkarmaya çalışacağım ben o net görüşü. Ama zor, yani çıkması zor. İnşallah bir kitap yazıyorum ya yani Hegel'le ilgili. O 2024'te çıkacak. Kapsamlı bir kitap olacak yani. Orada yani asıl yani şeylerimi, düşüncelerimi orada açıklayacağım. Çünkü öyle eleştiriler de yapılıyor bana. İşte çok iyi hocam ama işte böyle işte çok didaktik, çok işte bir şey. Ama yani hani kendi düşüncemi söylememe eleştirisi yapılıyor ama o yani önce iyice sunmak lazım. Ondan sonra eleştirmek lazım. O da hiç vakit yok. Bir de ayrıca herkesin de burada Hegel bilgisi ya da felsefe bilgisi aynı değil. Yani ortak bir şeye de buluşmamız lazım yani. Yoksa anlamsız olur konuşma. Özellikle buraya gelenler için diyorum. Çünkü buraya gelme zahmetine katlanıyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. İstanbul gibi bir şehirde kadar yerlerden geliniyor ve ona göre de burada bir diyalog halini alması lazım aslında. Bir monolog gibi olmaması lazım konuşma. O yüzden de biraz inşallah şeye de bir vakit olur. Hafif bir iki soru, 3-4 soruya diye. Şimdi ne yapıyor? Mantıkta da biraz daha genel şeyler söyleyeyim. Hegel ne yapıyor? Ne yapmak amacında? Aslında Hegel felsefesinin temelini, özünü bu kitapta söyleme gayreti içinde. Proje o. Yani fenomenolojide değil, burada. Burada bir eskilerin metafizik dediği alanı ya da ontoloji diyebildikleri alanı, yani varlık üstüne söylemi, felsefi kavramsal söylemi aslında bütünüyle ele alma niyetinde. Yani bunu zaten hemen kendisi de söyleyecek. Bildiğimiz bir mantık kitabı değil. Ya da işte Aristoteles'in 5 ciltlik Organon'u gibi metafizikten önce hep sunulmuş olan pedagojik olarak kitabı karşılamıyor. Bu karşılığı o değil yani. Yani bir mantık üstüne bir kitap değil. Ama adı mantık yani. Adı mantık ama bunu da tabii içeriği doğrulamıyor değil. Çünkü içeriği de salt düşünceyi ele alıyor. Salt düşünce dediği, saf da diyebiliriz. Ben yine bu ikisi arasında Rein ve Absolut, ikisi aslında anlam olarak birbirine yakın, yani Hegel'de aslında birbirini yerine geçebiliyor. Türkçe'de yani saf akıl diyor, aslında salt akıl da denebilir aslında. Yani burada illa, yani bildiğimiz gibi o çok, yani mutlağı yani saf anlamında da kullanabiliriz diyor. Onu ele alacak. Şimdi birinci cildin zorluğu şu, yani birinci cildin birinci bölümünün, şu kitabın yani, bende Fransızcası var, yanımda Fransızcası var, varlık kitabı bu. Bunun zorluğu, yani sonunu bilmeden projenin, neye vardıracağını bilmeden dünyanın en sıkıcı kitabıyla karşı karşıyayız diyebiliriz. Yani bir örneği de yok felsefe tarihinde böyle bir kitabın. Yani soyut neredeyse önermeler art arda geliyor. Böyle dizilmiş gibi. Ve mesela ölçüden bahsedecek üçüncü bölümünde.
İkinci bölümünde geriye gidelim. Çünkü Hegel'de geriye gitmek hep daha açıklayıcı oluyor. İkinci bölümünde nicelikten bahsedecek. Birinci bölümde de nitelikten bahsedecek. Zaten hani bu üç başlık bile bizi böyle biraz korkutacak nitelikte. Aslında bunlar da yine geleneksel mantığın, Aristoteles'ten kaynaklanan mantığın, ileri gelen mantığın kategori bölümlemeleri aslında. Normal sırası bunların, alışılmış sırası hep nicelik kategorisini niteliğin önüne koymaktır. Hegel bunu deviriyor. Bu çok önemli bir şey. Bu birinci yeniliği diyelim. Bu sırayı bozuyor. Öbürleri ilişki ve kiplik. Onlara zaten sonradan girecek ama asıl bu iki büyük bölüm kitabın iki büyük bölümü nitelik ve nicelik. Ölçü bölümü daha az. Ölçü zaten ikisinin birliği olarak karşımıza çıkacak ve ölçü kavramını ortaya koyduktan sonra şeyi haber veriyor. İkinci, bunun devamını, yani nesnel mantığın devamı olacak cildin haberini veriyor. O da öz üstüne olacak. Ya ölçünün kendisi, ölçü olgusunun kendisi bizi öze götürüyor diyecek. Burada tabii şunu da söylemek lazım. Üçüncü cilde şeyde, öznel mantık dedik ama onun bir alt başlığı var, kavram öğretisi. Kavram öğretisi. Yani böylece o zaman ikili bir bölüm, birinci bölüm, bir de tekli bir devamı var. Varlık, devamı öz olacak. Şimdi Türkçe'de varlık ve öz şeysi hani apayrı kelimeler olarak çıkıyor karşımıza. Yani anlam şey yok, anlam birliği ama öz aslında varlıkla ilgili bir söz. Bir sözdür, sözcüktür, terimdir yani. Bunu unutmamak lazım yani. Ve bu Latince'de böyle, esse ens. Yani şeyse Almanca'da da öyle. Yani bunlar Fransızca'da da öyle. Bizde Arapça'da bir fark var, Arapça felsefesi dilinde. O bizim aslında yararlanacağımız bir dildir ama yeterince yararlanamadığımız, çünkü bizim kültürümüzde aslında yer edinmiş bir dil Arapça ve çok büyük bir şans Arapça'ya yine de belli bir yakınlığımız olması. Çünkü Yunanca ve Latince'den sonra üçüncü büyük felsefe dilidir, felsefe tarihinin yani Arapça. Çok çok önemli bir dildir. Orada mevcutla mahiyet ya da zat yani öze ya zat deniyor ya mahiyet deniyor. Farabi yapıyor zaten ilk bu ayrımı zaten. Bütün felsefe tarihinde bu ayrımı ilk defa yapan Farabi. Yani özle varlık aslında aynı şey. Ama birbirinin yansıması bunlar. Hegel bunu böyle alacak zaten. Birincisi böyle bir kuru bir halde diyelim, böyle ıssız bir halde varlık betimlemesi var. Nicelik, nitelik işte, ölçü. Öbürü bunun yansıması, yani bilgide yansıması. Nasıl bu biliniyor? Nasıl bunu biliyoruz? Yani buna zaten koyma şeyini söylüyor. Yani karşımıza nasıl koyuyoruz varlığı? Varlık aslında kendisini karşısına koyuyor. Kendisini kendisine açıklıyor. İçindeki iki devinim bunlar. Birbirine sarılan iki devinim söz konusu. Varlık bir şekilde aynası olarak öz, özün de aynası tekrar varlık. Böyle diyebilirsiniz. Ve ikisi bir yerden sonra birleşince bu, görüntüsüyle varlığın kendisi birleşince kavram karşımıza çıkacak Hegel'de. Kavram hiç soyut bir şey değil Hegel'de. Somutun somutu. Somutun somutluğunun aslında adlandırılması kavram. Yani. Burada bile işte Hegel'e yapılmış haksızlıklardan biri karşımıza çıkıyor. En büyüğü belki. Kierkegaard'ın ve onun devamcılarının yaptığı. O da işte her şeyi kavrama boğdu. Her şeyi kavrama getirdi. Her şeyi kavramda ezdi, boğdu, öldürdü.
Tam tersi Hegel kavramı hep yaşam, öznellik, özne olarak görecek. Ama böyle şey olarak görecek kavramı, oluşmuş dolaysızlık olarak, oluşmuş. Yani dolayımlardan geçmiş bir dolaysızlık olarak kavram karşımıza çıkacak Hegel'de. Üçüncü cildin konusu, zaten üçüncü ciltte, öznel mantık cildinde ya da kavram öğretisinde ki o mutlak idede şey oluyor, doruğuna erişecek sonunda. Orada Hegel bütün düşüncesini orada söyleyecek ve bildiğimiz mantığa da en yakın bölümleri kapsayan kitap da aslında üçüncü kitaptır. Yani şimdi bildiğimiz mantık kitabı değil dedik ama yine de adını mantık koyuyor. Çünkü aslında var olanın ve onun yansıması özün, varlığın konulması olarak, bilgide konulması olarak özün ve bunların vardığı mutlak bilginin yani kavramın aslında birliğini söylüyor Hegel. Bunların hepsi bir arada görmek lazım. O yüzden sonunu bilmekte, nereye varacağını bilmekte yarar vardı. Onun için biraz değindim. Biraz tabii bir dolambaç gibi oldu. Ama yoksa sadece bugünkü konuyla kalsak yetersiz yani. Ve fikir yetersiz, varlık bu mu diyeceksiniz yani o zaman? Hegel varlıktan bunu mu anlıyor? Yani nicelik, nitelik, ölçü, bir takım soyut önermeler birbiri ardına geliyor. Ama bunlar hepsi ikinci, benim en sevdiğim cilt aslında. İkinci yani o birinci büyük kitabın ikinci bölümü ya da ikinci cilt işte öz cildinin aslında hazırlanışı oluyor. Öz cildinde hepsi aslında yeniden ele alınacak. Büyük ayrımlar var. Şimdi Hegel'in dili dedim önce. Hegel'i anlamanın zorluğu Hegel'in diliyle ilgili. Hegel'in diline biraz alışılırsa da anlaşılıyor aslında. Anlaşılmıyor değil. Sadece Türkçe'de bunlar nasıl çevrilecek sorunları da var. O da ayrı bir konuşma konusu. Hegel'in diline alışmak biraz gerekiyor. Onu reddetmemek lazım. Yani matematik öğrenmek gibi. Hani başından reddederseniz o açıklamaları, teoremlerin işte aksiyomların falan açıklamalarını hiç içine giremezsiniz. Yani ama başından buna bir ilgi görüp kabul etmek lazım bu terminolojiyi, Hegel'in terminolojisini. Hegel'in terminolojisinin bir bölümü de zaten Alman idealizminin aslında terminolojisi. Yani Kant'tan da gelen terimler, terminoloji var ama başka türlü kullanıyor. Tabii büyük konulardan biri hep Hegel sonrasından bahsettik ama Hegel öncesi, Hegel ve Kant konusu çok temel bir konu. Çünkü çok övüyor Kant'ı, çok da eleştiriyor kitapta. Bütün kitap boyunca aynı şeyi fenomenolojide de yapıyor. Yani Kant'la çok ambivalent ama hiç de böyle duygusal falan olmayan, çok tutarlı olan, çok gerekçelendirdiği bir diyalektik ilişkisi var, çelişkili ilişkisi var aslında. Hem övüyor, hem karşı çıkıyor, hem bazen kullanıyor. Yine ikide bir aklında hep Kant var. Kitap neredeyse Kant üstüne bir kitap da sayılabilir mantık bilimi. Yani ikide bir de karşımıza Kant çıkıyor. Başka kimler çıkıyor diyeceksiniz. Çok fazla alıntı yapan birisi değil Hegel. Neredeyse hiç yapmayan. Özel isme de çok gönderme yapmıyor. Ama öbür karşımıza çıkanlar arasında şeyler çok biraz Fichte çıkıyor karşımıza. Schelling'e böyle adını vermeden göndermeler var ama olumsuz genellikle göndermeler. Fichte biraz da daha olumlu bir pay alıyor. Ama daha geçmişteki felsefeciler var ve bunlar içinde de en başta aslında Spinoza geliyor. Yani Kant'tan sonra Spinoza üstüne bir kitap var, mantık bilimi diyebiliriz. Spinoza'ya da yakın bir düzeyde Leibniz geliyor. Spinoza, Leibniz. Bu üçü çok önemli. Ama geçmişe gidildiğinde ki Hegel'e göre felsefenin yani ilk başladığı dönem antik Yunan felsefesi doruk. Sonraki felsefeciler ondan daha geride Hegel'e göre. Burada biraz Heidegger de bu görüşü savunmuştur. Yani böyle bir gelişme yok felsefe tarihinde. Neredeyse bir gerileme var yani. Kant'a kadar filan neredeyse öyle şey için, Hegel için. Yani çok da ilerlemeci bir tarih anlayışı değil burada yani. Ki tarih düşünürü olarak karşımıza çıkıyor Hegel. Tarih üstüne dersler verdi. Ve fenomenoloji, ruhun fenomenolojisi kitabı da zaten tarih kitabı aynı zamanda. Yani öyle de alınabilir, demin değindim.
Şimdi tüm bunlardan sonra biraz hani biraz şimdiki gireceğim alan, bakayım ne oldu saate. Evet. Biraz açıklanabilir bence. Fenomenolojiyle bağlantısıyla başlıyor zaten bu girişte. Genel giriş olarak yazılmış aslında. Diyor ki, benim önümde burada Fransızca alıntı var. Bazı Türkçe şeyler çevirdim ama hepsini zaten okuyamayacağım burada. Diyor ki, bilinci, ruhun fenomenolojisinde bilinci gelişen, gelişmesel ya da deviniminde sundum diyor. Onun ilk, onun ve nesnenin ilk dolaysız karşıtlığından yola çıkarak diyor. Yani bilinçten yola çıktım diyor. Zaten ruhun fenomenesi aslında yani birinci bölümü bir çeşit algı fenomenesi, bilinç felsefesi, bilinç fenomenesi de diyebiliriz, genişletiriz. Çünkü algıdan bilince geçecek, sonra da akla geçiyor, sonra devam ediyor. Durmadan katmerleniyor, durmadan zenginleşen bir ruh var karşımızda. Böyle bir, yani bir çekirdek bir ruhta, ya tohum gibi bir ruhta, filiz gibi oradan böyle gelişen, gitgide kin olan, yani ruh olan, yani geist olan bir gelişme var. O zaman başka insanlar da var, toplum da var, tarih de var, kurumlar da filan devreye giriyor. Öyle bir somutluk aslında ruh Hegel'de. Hegel'de ruh şey değil. Öyle sadece böyle bir öznel bir biçim değil. Yani özne ve nesnenin zaten gitgide birbirleriyle çelişkileri içinde ve kendileriyle çelişkileri içinde gitgide birleştikleri, mutlak bilgide birleştikleri bir alan. Bir uç yani şeyde Hegel'de. Bunu hatırlatıyor ve mutlak bilgiye doğru gitti diyor bu gelişme, bu devinim diyor. Yani bu işte bilincin nesneyle ilişkisinin bütün biçimlerinden geçiyor diyor bu yol diyor. Ve bunun sonucu da diyor. Sonuç terimi Hegel'de her zaman çok önemlidir. Sonuç. Hep sonuç. Sonuç çok önemli yani. Sonuç çünkü aslında bütün devinimi içeriyor. Bütün önceki devinimi kuşatıyor ve toparlıyor ve bir şekilde dokuyor. Yani dokuma, örüyor. Bütün geçmişi örüyor. Sonuç o demek yani. Sonuç yani hiçbir adım boşuna atılmamış oluyor. En yanlış adımlar bile, onların bile yeri var. Hani küfürün bile yeri var dedik ya, biraz öyle bir şey yani. Orada onun da bir yeri var, onun da bir şeyi var. Orada örgüde bir ilmeği var. Evet, bilim kavramı diyor. Bilim kavramı. Şimdi ne diyecek tahmin ettiniz? Şimdi oraya geldik, artık bu kitapta bu bilim kavramını ele alıyoruz diyecek yani. Bilim dediğimiz şey de burada Wissenschaft'ı çok iyi açıklamak lazım. Bizim bildiğimiz bilimden bahsetmiyor burada Hegel. Yani bir bilimci bir açıklama yok burada. Scientist dediğimiz bir açıklama yok. Yani şey değil, kesin bilimlerden filan bahsetmiyor burada. Hani şey bilimlerden, ne bileyim fizikten, kimyadan filan. Onları da içeriyor ama onlardan söz etmiyor. Bilim derken, mutlak bilgi derken, var olanın bütün kuşatılmış bilgisinden bahsediyor. Öyle bizim, yani bilim derken bilimci bir Hegel yok burada karşımızda. Bilim felsefecisi, bilimi öven bir, işte bildiğimiz anlamda, bugünkü kullanılan anlamında bilimi ululayan birisi falan değil. Bilgi dediği felsefi, felsefe olarak bilgi. Mutlak bilgi dediği o. Ama mutlak bilgi Hegel'de bir yaşam. Bunu hiç unutmamak lazım. Bütün Kierkegaard'a ve Marx'a ve işte bir sürü onu böyle dışlayanlara karşı, ki onları da seviyorum, ayrı bir şey. Onların da doğru payı var aslında söylediklerinde Hegel'e karşı. Biraz da abartmıştı çünkü Hegel yani. Çünkü ama mutlak bilgi bir yaşam, bir öznellik, bir özgürlük. Bunu hep söylüyor Hegel. Mutlak bilgi, özgürlüğü buluyorsunuz aslında o bilgide.
bir özgürlük, neredeyse mistik bir açıklaması da var. Zaten bu kitapta yok hiç mistik bir şey ama bir önceki kitapta, Ruhun Fenomenesi'nde, başında ve sonunda ruhtan bahsettiği bölümlerde ve mistik bir şey de var aslında. Ben Ruh Sorusu kitabımda biraz bu yönünü ele almıştım. Hegel'in bu yönünü. Yani mistik bir böyle özellikle de kutsal kitaba gönderen, yani Hristiyanlığın işte İncil'e gönderen bir Geist anlayışı var. Böyle insanların aslında ortaklığı olarak Geist. İnsanların bir toplumda, tarihin bir döneminde ortaklığı, birlikteliği, kurumları, kurdukları kurumlardaki birlikleri, onların aracılığıyla kurdukları ilişki ve birliktelik. Aslında bunu söylemek istiyor. Yani orada böyle bir mistik bir yön var şeyde, fenomenolojide. Burada yok öyle bir şey aslında. Ama öyle bir anlama da çekilebiliyor. Onun için anlam şey, onun için tin hiç bunu vermiyor. Mesela o dini içeriğini, kelimeni hiç vermiyor ki. Kaldı ki, bunu söylemiştim bir önceki konuşmada, Ruhun Fenomenesi'nde din çok önemli. Bilgiden önce gelen bölüm. Hegel için çok önemli. Hegel için din, bütün dinler, ama onların bir sıralaması var. Ama tabii Hristiyanlık onun için en son din, hani temel felsefi din. Felsefenin temsiliydi. Felsefi kavramların imgeler aracılığıyla, temsiller aracılığıyla bir karşılığı aslında din Hegel'de. Hegel'de o boyutu hiç unutmamak lazım. Tabii Marx'ın filan bu yönleri görüp, maddeci Marx'ın bu yönleri görüp tepkisi biraz burada anlaşılır oluyor. Yani bu yönüne de tepki gösteriyor Marx. Schelling gibi değil. Schelling daha dindar Hegel'den. O başka bir şeye kızıyor. Her şey kavram yaptı diyor. Öldürdü her şeyi falan diyor. Ruhtan bahsediyor ama hep ölü ruh falan. Ama Marx'ın eleştirisi daha kendi açısından daha tutarlı burada. Marx'ın şey eleştirisi, Hegel'e göre eleştirisi. Yani özellikle fenomenoloji için, mantık için değil. Mantık için öyle bir eleştiri yapılamaz. Böyle hiç mistik ve dini bir şey yok mantıkta. Ve zaten bu, belki de bu yüzden Lenin şeydeyken, sürgündeyken İsviçre'de defterler yazmış. Özetlemiş, mantığı özetlemiş, anlamaya çalışmış. Lenin ki felsefi bir formasyonu var. Yani felsefi yazıları da var yani. Althusser'in Lenin ve Felsefe diye bir küçük bir kitapçığı vardır, iyi bir kitapçık. Yani merak etmiş, şey yapmış, bu ilgilenmiş. Çünkü yani tamam, maddeci olarak almak biraz saçma olur yani Hegel'in mantığını, ama o kadar da öyle mistik falan bir şey yok yani burada, bu kitapta. O kadar ruhani şeyler falan, sözler yok. Yani. Şeyde var, bir önceki kitapta var. Hatta bir önceki kitabı çekici kılan da o. Daha romantik bir kitap, daha öznenin böyle çığlığını duyuyorsunuz. Burada böyle işte o imaj da Hegel için zararlı olmuştur. Böyle bir her şey kavrama boğmuş, böyle aslında dünyadan neredeyse kopmuş, soyutlamalar içinde gezinen bir düşünür imajı karşımıza çıkıyor aslında. Yani bir çıkabilir, yani bunu da söyleyebilir çünkü dil öyle, dili öyle. Burada tabii daha hiç sayfalarımı okumadım bile, bakmadım bile. Birinci sayfaya baktım. Salt ve bilgi demeye başlıyor yine bu şeyde, ön sözde. Mutlak bilgiden, o da salt ya da saf bilgi. Bir şeyi varsayıyor diyor. Kendinden önce varsayıyor diyor. O da diyor, bilinci oluşturan ya da bilincin karşıtlığına göre bir serbestleşmeyi, özgürleşmeyi. Yani bu ne yani? Nesne, özne karşıtlığına göre bir özgürleşmeyi aslında. Birazcık demin değindim. O diyor, düşünceyi içeriyor bilgi diyor. Ama hangi ölçüde? Bu düşüncenin aynı tarzda şeyin kendisi, yani nesnenin şeyin diyor burada. Şeyin kendisi, kendinde kendisi, kendinde olarak şeyi içerdiği
ölçüde düşünce. Yani hem düşünce hem şey. İkisi bir arada. İkisini içeriyor. Amacı gördük zaten, bu kavram. O daha sonra geleceğiz. Zaten 4 sene sonra onu yayınlayabilmiş. Burada lise hocalığı falan yapıyor biliyorsunuz. Lise müdürlüğü Nürnberg'de işsiz kalıyor Napolyon istilaları sonrası. Sonra o Bavyera'ya gidiyor. Nürnberg'de ona bir şey veriyorlar. Lise müdürlüğü ve orada ders de veriyor. Hem ders veriyor hem de şey yapıyor. Zaten mantık kitabını ders kitabı olarak önce tasarlamış. Ama yani bir lise kitabı boyutunu çok aşmış tabii. Hani bayağı aşmış. Zaten öyle de sunmamış yani. Ama sanırım yani bunu yazarken de mantık dersleri veriyordu. Sanırım değil, veriyordu. Ve bir takım yani o öğrencilerde bu görüşlerin hiç olmazsa daha yalın, daha basit şekillerini işitmişler yani. Ne güzel. Aramızda lise hocaları da var yani. Çok güzel bir, hani bunu düşünmek çok güzel değil mi? Hegel, lise hocası ve mantığını böyle daha yayınlamadan öğrencilere sunuyor. Yani çok güzel bir düşünce bu yani. Yani burada şu cümleyi altın çizerek söylüyor. Kendinde olan, burada nesneyi kastediyor. Bak işte Hegel dili dedik ya, işte kendinde, kendi için, kendinde. Bunlar hep şeyler, Kant'tan gelme, diyeyim, yani kendi için öznelliği şey yapıyor, belirtiyor. Kendinde olan varlık diyor genelde ya da kendi başında kendinde diyor. Kendi içinde ya da diye de çevirebiliriz. Bu da daha çok nesnel olan. Bu Hegel dili. Yani bu dili biraz öğrenince, alışınca o kadar zor değil yani, onu söylemek için. Çok tutarlı bir söylem. Ve bulanık şeyler söylemiyor yani. Her şey çok, hani şey diyebilirsiniz, Türkçeden okuyunca çok bulanık bir düşünce ama aslı da öyleydi. Aslı öyle değil işte. Aslı hiç bulanık falan değil ama efor yapmak, yani bir çaba göstermek lazım. Hepsi birbirini tutuyor yani. Uçmuyor yani Hegel. Hiç değil. Çok 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 çetiz bir dili var ama bir Fransız düşünür vardı, Alain. Şeyinde lise hocası olmuş Sartre'ın filan. O şey diyor, Hegel'in zorluğu, efsanevi zorluğu kendisine bağlı bir şey değil. Konunun zorluğu diyor. Ele aldığı konuların zorluğu, sorunların zorluğu diyor. Onun dili böyle olabilir. Husserl için de bu denebilir. Konunun zorluğu ya da Kant için de. Konunun zorluğu bunu gerektiriyor. Başka türlü değil. Felsefe de öyle bir şey. Yani fast food felsefe olmaz. Ki maalesef biraz o duruma geldi Türkiye'de, üniversitelerden bahsediyorum. Yani öyle olmaz felsefe. Böyle çok çok derin bir söylem ve içine girmek ve biraz uğraşmak lazım yani. Kimse de mecbur değil yani uğraşmaya. Hani bayağı biraz bir tutku gibi bir şey lazım yani. Ve içine gireceksiniz ve Heidegger'in dediği gibi neredeyse hiçbir yere varmayan bir yolda gibi de görebilirsiniz. Yani bir sonuç falan beklemeyeceksiniz. Hani karnım doyacak, çıkacağım. Hamburgerciden çıkmak gibi bir şey değil yani. Orada karnınızın doymamasının böyle bir hazzı olması lazım neredeyse. Sonucun gecikmesinin bir hazzı olması lazım. Felsefe öyle bir şey yani. Zor yani. Yani kendinde olan kavramdır ve kavram da kendinde olandır. Onu diyeceğim. Çok önemli bir metin. Şimdi varlık bölümünün girişinde bu eğer o belki Türkçe'de bir daha iyi çevrilmiş olabilir. Çünkü o kadar hani terminoloji olarak, cümleler olarak falan o kadar zor gibi görünmüyor. Ama çok önemli bir metin. O da bilimin başlangıcı üstüne metin. Bilimin başlangıcı ne olmalı diye bir metin. Bunu oraya yerleştiriyor. Bak giriş yazıyor. Sonra bilimin başlangıcı ne olmalı? Bu kısa bir metin. 15 sayfa falan. Muhteşem bir şey. Felsefe tarihinin en güzel metinlerinden biri diyebiliriz buna. Yani inanılmaz bir metin. Böyle hani Heidegger yazsa, Derrida yazsa şaşmayız. Yani hani bugün böyle bugünün uç bir düşünürünün yazabileceği bütün o
Hegel'den sonrasında bilen filan birinin yazabileceği bir metin gibi karşımıza çıkıyor. Çok müthiş bir metin. Sadece bu metin üstüne bir konuşma yapılabilir. Ama bunu geçiyorum yani. Sadece şunu diyor burada yani. Başlamak lazım sadece. Bir temelsiz başlamak lazım. Eğer çünkü başlangıcın dolaysız olması lazım. Eğer bir temel koyarsanız bir dolayım var. O zaman başlangıcın bir önü geçmişi var demektir. Temeli varsa. Anladınız değil mi? Aslında çok müthiş bir düşünce bu. Yani temelsiz başlıyorsunuz. Başlangıç temelsiz olmalı. Yani şurada şunu da demek istiyor. Burada tabii bir yazar ya da bir sanatçı ya da artık ne diyelim metodolojik de bir şey çünkü gerekli de bir şey. Bir kurnazlık değil mi? Çünkü yine Hegel'in olumsuzladığı bir deyimdir o. Aklın kurnazlıkları dediği bir şey vardır. Burada da geçiyor. Fenomenolojide asıl. Ama böyle sanki sonucunu bilmeden başlıyormuş gibi yapıyor. Ama biliyor da aynı zamanda. Zaten şeyde onu biraz söyledi. Daha yeni söyledi girişte. Yani başlangıç dolayımsız olarak. Yani bu çok önemli bu ayrım Hegel'de. En büyük ayrımlardan biri Hegel'de. Belki en önemli ayrımı Hegel'in düşüncesinin. Dolaysızla ya da dolayımsız diyelim, ya da dolaysızla dolayım. Bu çok önemli bir ayrım. Yani bu ikisi arasında hep gidip geliyor. Hep bir dolaysız. Ama dolaysız dolayıma dönüşüyor. Sonra yeni bir dolaysız çıkacak karşımıza falan. Hep böyle gidiyor Hegel. Ve bütün felsefenin, bütün sistemin sonunda yine dolaysız çıkıyor karşımıza. O oluşmuş, olmuş. O olmuş, bitmiş dolaysız. Yani bir çember, bir daire kendi felsefesi. Kendisi de söylüyor bunu yani. Ama şunu da düşündüm. Herhangi bir yerden başlamıyor çember. Ama başlangıç yerini bulmak lazım. Ama bir çemberde bu görünmüyor işte. Burada da bir sorun var. Çemberde çemberin kendisini görüyorsunuz. Burada bu zorluğa, burada mantıksal bir zorluk var aslında. Ama bu Russell gibi falan bu ele alınabilir. Ama burada hayali bir nokta ama gerçek de yani kavramsal bir noktayı gösteriyor. Dolaysız o. Başlayan dolaysız, bir de biten dolaysız. Bir tur atıyorsunuz, biten dolaysız oluyor. Yani bu bölümleme, varlık, öz, kavram bölümlemesi, nesner, özner bölümlemesi mantığım aslında sonuca bakarsanız şu anı, bulunduğumuz anı gösteriyor aslında. İnsan olarak, düşünen insan, konuşan, toplum içinde olan insanı gösteriyor aslında. Ama o süreçte bunun, işte burada fenomenolojik bir terim kullanabiliriz, transandental türemesini gösteriyor aslında. Yani kavramsal bakımdan atılmış, birbirini içine geçen, belirlemeden belirlemeye olan, yatsımadan yatsımaya olan o sürecini aslında bize gösteriyor. Yani ama aslında bir içkinliğe varıyor. Yani şu ana varıyor. Şu ana varmak için ama nasıl vardık bu ana? Bütün baştan, dolaysızdan görmek lazım. O yüzden de varlık diye ayırıyorsunuz, öz diye ayırıyorsunuz. Zaten öz, yansıma aslında daha yazının kendisinde başlıyor. Hegel bunu ipuçlarını da veriyor aslında. Çok bunu temalaştırmasa da biraz da projesine, planına ters düşer. Yani daha varlığı anlatırken, varlık üstüne söylem, bu varlık şudur, niceliktir, niteliktir, ölçüdür derken aslında yansıtıyorsunuz yani. Yansıma başlıyor. Başlamış durumda yansıma. Bir yazar varlık üstüne yazıyorsa, dolaysız üstüne yazıyorsa zaten yani onun sonundan sonra, o sürecin sonundan sonra bunu yazıyordur zaten. O deminki şeye varıyoruz aslında. Bu çok karanlık gelmedi değil mi size? Bu anlattığım şey. Burada yani yalın, basit dolaysızlıktan bahsediyor. Şimdi o zaman ne olacak? Karşımıza ne çıkıyor?
Nitelikten başlayacak Hegel. Nitelikten başlayacak. Şöyle alıntı yapıyorum, bunu ben çevirdim. Varlık belirlenmemiş, dolaysızdır. Öze göre birinci belirlilikten muaftır. Yani öz varlık ayrımından muaftır. Ve kendi içindeki ikinci belirlilikten de muaftır. Kendi içinde de çünkü belirliliklere ayrılacak varlık her zaman. Bu, burada tabii bir terim daha var. Hegel'de çok önemli. Öz derken zaten ben hep yansıma yansıma dedik zaten. Koyma, koyma ve yansıma aynı şeye geldi. Yansıma, şimdi refleksiyon bunu bir şekilde çeviriyorlar Türkçe'ye. Düşün çünkü refleksif falan düşünmek de demek. Refleksiyonlar düşünceler demek falan, ama aslında yansıtma demek yani. Bu yansıtmayı vermek lazım özellikle Hegel'de. Ben doğrudan yansıtma diyorum buna. Düşün yani, zaten düşünsel bir şeyden bahsetmiyoruz. Resimden falan bahsetmiyoruz burada. Ne bileyim, sinemadan bahsetmiyoruz. Ya da fotoğrafçılıktan falan bahsetmiyoruz. Yansıtma derken yani düşünsel tabii bir olgu bu. Burada düşünce, bir yani düşünceyle, bir bilgi devinimiyle ilgili bir olgu bu yansıtma yani. Ama ilk dolaysız tabii varlık, yansımadan yoksun. Dolaysızca kendinde ve kendi için var olarak varlıktır. Hegel deyimi. Hep olarak alt hep sürekli olarak da dilin bir parçası da, Türkçe'de olarak çok kötü bir şey, bir terim. Keşke olmasaydı. Olarak olmasaydı. Çünkü olarak hemen varlığı falan gündeme getiriyor. Halbuki böyle çok şey bir, böyle çok hani bir vida gibi bir şey. Olarak. Ama bizde yani hep olmak olarak bilmem ne filan sorunları çıkıyor eğer varlık üstüne bir konuşmada mesela. Orada bir sorun var. Yani olarak da ne yapalım? Hani öyle. İnsan kendi diline mahkum biraz da. Onu da üstlenmemiz lazım. Şimdi o zaman diyor ki genel olarak varlığa, böylece belirlenmiş varlık karşı durur. Yani belirlenmiş varlığı bu sefer ele alacak. Ya da onun belirlenmemişliği onun niteliğini oluşturur. Yani yaratır aslında. Burada nitelik çıkacak. Belirlilikle nitelik aynı şey Hegel'de. Belirliyse varlık nitel bir varlık. Belirlilik demek, bestimmt dediği, belirli olan. Yani belirlenmiş olan, belirli olan aslında şey, nitelik yani. Bunu insan böyle bir 5 dakika düşünse biraz bir şeyler çıkarabilir. Yani sadece bu. Bazen öyle düşünmek gerekiyor yani. Öyle dalmak lazım düşünmek. Hani düşünen adam şeyi var ya. Biraz hani bir kafanızda onu sezeceksiniz. Sezgileyeceksiniz yani. Düşünce öyle bir şeydir aslında. Kafanızda onu böyle biraz geviş getirir gibi düşünmek gerekiyor biraz. Yani inekler mesela o konuda çok başarılı. Geviş getirir gibi. Kendi kendine, çünkü böyle bir konsantrasyonla. Bu çok önemli. Çünkü burada bunu derken Hegel böyle çok ilginç bir, burada tek mistik göndermesi zaten kitabın. Ama bir mistik yazara gönderme. Jacob Böhme'ye gönderme var. Onun varlığı nitelik olarak tanımladığı çok garip, karanlık, gizemli de, biraz da bulanık, Hegel'in kendisi de diyor, metinleri var. Türkçe'ye çevirmedi yanılmıyorsam Jacob Böhme, 17. yüzyıl, büyük Alman mistiği. Hegel onu çok okumuş, bütün romantikler okumuş, Schelling de okumuş. Ondan çok etkilenmiş Hegel yani. Bir şeyler almış ama biraz uçuk da bir varlık. Bizim yani İbn Arabi falan gibi birisi. Böyle bir şeyler içinde, hezeyan değil de yani görüler içinde bir birisi ve öyle yazıyor. Biraz da bulanık bir şekilde ama Hegel'i etkilemiş ve daha yani buluyor Hegel onu. O nitelik tanımlaması biraz ona da gönderiyor. İlle de her şeyin içine mistiği sokuyor diyeceksiniz. Yani, kusura bakmayın yani, Marksistler üzülsün biraz. Sonra
Bundan ötürü kendisini gösterecek olan, yani bize kendisini gösterecek birinci varlığın, kendinde belirlenmiş varlığın böylece ikinci olarak kitabın sırasında mevcudiyet olduğudur. Ha, bir terim daha, bunun üstünde de durmamız lazım. Dasein ile Existenz farkı var hep Hegel'de. Şimdi iki tane, bunlar ikisi de varoluş demek aslında. Ama ben düşündüm, şarkı gibi oldu, şey oldu. Buna mevcudiyet diyeyim bari dedim hani Dasein'a. Burada, bu metinde. Çünkü öbürü Existenz, karşımıza şimdi burada Existenz sözü neredeyse geçmiyor sözlüğü. Birinci ciltte bu, şey cildinde yani, varlık bölümünde, kitabında. Ama özde karşımıza çıkacak. Existence, existence, fenomen bölümü çok önemli bir bölüm. Orada existence diyor, hiç Dasein demiyor yani. O büyük büyük bir ayrım yapmış. Aslında Dasein existence'in Almancalaştırılmışı. Almanlar çünkü o Wolf döneminden itibaren, yani Kant'tan biraz önce bir dönemden itibaren bütün Latince ve Yunanca kelimeleri Almancalaştırmaya çalışmışlar. Ve Almanca felsefi terminolojisi yaratmışlar. Latinlerden kopmak için. Hristiyan, Katoliklerden ayrı bir dil oluşturmak için. Nasıl Luther İncil'i Almanca'ya çevirdiyse ve Protestanlığı başlattıysa, felsefede de Latin ve Yunan kökenlerden kurtulmaya çalışmışlar Almanlar yani. Böylece, ama bu sefer Latince kelimeleri de kullanmak zorunda kalmışlar. Yani existence mesela Latinceden gelmek. Existencia yani. Ama şey, yani aslında dışta oluş demek. Dış, orada yani, orada. Hatta Heidegger oradayı oluş diye, Dasein'i çevirmek gerekir diyor. Orada oluş diye, oradayı oluş. Yani aslında dışı oluş. Çünkü orada demek dış aslında. Orası hani bir yerden bahsetmiyor aslında. Dıştan bahsediyor. Öznenin dışı yani. Özne kendi dışıdır aslında. Existence de dünyanın, insanın öznenin fırlatılmışlığı. Ve o zaman artık özne de kalmıyor. O, dışta buluyorsun kendini. Çünkü dışta fırlatılmış buluyorsun hatta. Kendi kendine fırlatmadan. Kendi kendini fırlatmak sonra anlamayla oluyor. Özne. Bu tabii çok kısaca Heidegger'e tekrar bir yine hatalarımdan biri. Ya ruha sapıyorum ya Heidegger'e. İki tane şey eleştirim var kendime. Maalesef tabii zaman geçiyor. Burada bu makine bana onu söylüyor. Makine. Bir makineyle özdeşleşmiş özne. Ama ben de söz verdim, uzatmayacağım diye fazla. Ama yine de bir 5 dakika falan, bir 5-10 dakikada merhaba. İkinci olarak öyleyse mevcudiyet olduğudur ya da mevcudiyete geçtiğidir. Geçme çok önemliye geldi. Geçme, sınır aşma, geçme, yatsıma hep birbirine bağlı terimlere geldi. Diyalektiğin düşünürü diyorlar. Hiç diyalektikten neredeyse bahsetmedim. Çünkü yani biraz da herkes biraz da ne olduğunu biliyor yani aslında. Yani Hegel'de yani bugün diyalektik derken aslında özellikle Marksist terminolojide çok kullanılan bir terim. Herkesin neredeyse az çok biraz bildiği bir terimin aslında yaratıcısı Hegel'dir. O diyalektik, Platon'un diyalektiği falan değil yani. Diyalektik eskiden olumsuz bir terimdi Platon döneminde falan, böyle şey diye. Her şeyin böyle hep karşı savlarla falan bir savın boş olduğunu kanıtlamak için yapılan boş uğraş. Hegel de buna değiniyor. Bu anlamda kullanmıyorum diyalektiği diyor. Ama bugün biz diyalektik derken yani çelişiklerin birliği falan derken aslında Hegel'in deyimini kullanıyoruz. Marx olduğu gibi bunu kullanıyor. Engels, bilmem ne, herkes bugüne kadar yani. Diyalektik deyince Marx'çı diyalektik, Hegelci diyalektik. Hegel'in diyalektik anlayışı kullanılıyor. O yüzden bilindiği için çok üstüne durmadım yani. Sonlu varlık tabii oluyor. Belirlilik sonlu var. Sonlu varlık kendini aşıyor. Aşma şeysi. Aufhebung. Hegel'in büyük deyimi. Şeyde karşımıza çıkıyor, fenomenolojide burada da var. Şimdi Aufheben demek, hem bir şeyi aşıyorsunuz hem onu aştığınızda koruyorsunuz. Yani aştığınızla, geçtiğinizle ya da bir birlik oluşturuyorsunuz. Onu geçerek oluşturuyorsunuz. Ama onu böyle silmiyorsunuz yani. Onu içeriyorsunuz. Onunla zenginleşiyorsunuz.
Onunla zenginleşiyorsunuz ve ruhun ya da tinin bir yeni aşamasını oluşturuyorsunuz. Geçtiğinizle birlikte, yıktığınızla birlikte, kırdığınızla birlikte neredeyse zenginleşme hali. Alfheben onu gösterir. Hem yıkmak var kelimede, hem de korumak var. Ve ikisini birleştirmek var. Yıktığınızı koruyorsunuz ama koruduğunuzu da çok da ve severek korumuyorsunuz yani. Öyle. Ha. Aman ben seni yıktım da şimdi seni koruyayım gibi bir şey değil yani. Hani ilişkilerde falan olur böyle şeyler. Seni çok üzdüm falan. Öyle değil. O size bağlı bir şey de değil bu zaten. Gerektik. Yani Hegel'e özneci bir düşünür diyorlar ama Hegel'in öznelliği, özneciliği hiç böyle bizim bildiğimiz falan bir şey değil. İdealizmi de öyle değil. İdealizmin de nesne çok önemli. Kendinde olan çok önemli. En soi yani. In sich. Çok önemli. İkisinin birliği zaten kavram. Nesne ile öznenin birliği kısaca yani aslında. Yani nesneyi çok genel anlamda alırsak. Yani özneyi. Birlik yani. Ama bütün bu mantığın bilgi devinimi yine de öznel mantıkta bitiyor. Yani aslında bir insanın bugün olduğunda bitiyor. Yani kavram aslında o. Yani mutlak bilgi o. Sadece biz Hegel değiliz yani. Hegel ne olduğunu biliyor. Biz hani onun kadar bilmiyoruz diyelim yani. O iç kimliğinin bütün o türemesel genetik şeyini, aşamalarını, kavramsal zincirlerini ve yapısını görüyor. Yani Hegel onu ortaya koyduğunu iddia ediyor. Kavramda bitirerek. Şimdi o zaman şöyle bitiriyorum. Bir daha sefere o zaman bir daha sefere diyeyim, daha bir ay var ama bir daha sefere sıçramayacağım yani. Aslında nitelikten bahsederim. Sonra niceliğe nasıl geçildiğine değineceğim. Sonra da ölçüye. Bugün aslında genel bir tablo çizdim ama bence bunun da bir yararı oldu. Çünkü belki de daha anlaşılır oldu. Ya da iletmek istediğimi daha ilettiğimi düşünüyorum. Ama isterseniz şimdi birazcık sorulara birkaç soruya geçebiliriz. Evet. Bir de soru yok. Çok netti çünkü her şey. Ama çok açık. Soru değil de ben hani belki hani daha açık, daha detaylı getirmek. Aslında ben Hegel'le ilgili kaynaktan okuduğum kadarıyla kendi Aristoteles'i mantığına bir ek yapmak istiyor. Yani onun karşıtı olarak da görünüyor başlangıçta. Tabii Aristoteles'i çok seviyor aslında. Tabii. Bu tabii biraz bizim Hegel klasik Marksist gelenekten gelen ters bir algı yani. Aristoteles'i çok bilinçli olarak yıkmaya çalışan bir Hegel portresi çiziyoruz ya genellikle. Evet. Onun dışında bir şey gibi. Sonra yine aynı kaynaktan hani aktaracağım bilgi. Hegel ruhun fenomenolojisinde sonradan bir şey fark ediyor. Yani hiçbir filozofun daha önce kullanmadığı bir çok özel bir yöntem kullandığı fark ediyor. Sonradan fark ediyor bu kaynağa göre. Sonra bunun bu kullandığı bu özel yöntemi daha açık hale getirmek için mantık kitabını yazmaya karar veriyor. Ve yine burada tabii bir niteleme var. Katılır mısın bilmem. Aristoteles mantığını daha mekanik buluyor. Kendi mantığı daha tabii organik. Tabii. Olarak görüyor. Zaten demin de değindim yani Aristoteles'in asıl yani büyük felsefe kitabı da metafiziğidir yani. Metafizi, hatta fiziğin bazı bölümleri bence çok temeldir. Hatta psike üstüne falan. Yani Aristoteles'in birçok kitabı var. Temel metafizik, yani bir sürü kitaptan oluşmuş metafizik. Metafizik tek bir kitap değildir biliyorsun. Bir sürü kitap, bir sürü inceleme, irili ufaklı ve üslupları da farklı. Çünkü bazılarını öğrenci notlarıyla falan karıştırmışlar. Bir kitaptır. Ama temeli oradadır. Hegel'in de metafiziği bu aslında. Sadece hem mantığı hem metafiziği diyelim ama daha çok da metafiziği. Şimdi bildiğimiz mantık şeylerinin ne zaman girecek? O silojizma konusuna mesela. Birinci analitiklerin konusu. Aristoteles'in biraz mantığını bilince zaten
Orada mesela kategoriler vardır. Yorum üstüne vardır filan. Hani bölümlemelerini biliyor. Birinci analitikler, ikinci analitikler. Şimdi burada birinci analitiklerle başlanır ya. Burada birinci analitikler üçüncü ciltte aslında. Yani silojizma konusu. Çok önemli geldi silojizma. Orada zaten hani biraz şeye hak verir gibi de oluyor insan. Hani böyle her şeyi kavrama boğdu diyorsunuz ya. Deniyor ya. Yani çünkü böyle artık yani bütün her şey, yani bütün var olanın yani özü silojizmaya dönüşüyor Hegel'de yani gibi bir şey var. Ve burada çok önemli bir şey var. Hegel'in üç terimi alıyor şeyden gelen yine birinci analitiklerden. Sürekli onlarla oynuyor. Hegel'in düşüncesi neredeyse onlar üstünde bir oyuna dönüşüyor bu terimle, üç terim. Nedir? Tümel ya da evrensel diyebiliriz. Ondan sonra yani külliler yani şeyde Arapçada. Ondan sonra tikel yani partiküler yani cüzi. Bir de şey tekil sengüli. Zaten bu üç terim Hegel'in düşüncesini anlamak için üç tane aslında bir şeydir anahtar. Çok çok önemli çünkü. Ruhun fenomenolojisinde de bunlar karşımıza çıkıyor. İsa mesela, İsa figürü orada tümelle, evrensel de diyebiliriz ona. Çünkü tümel deyince tam anlaşılmıyor, evrensel demek aslında. Üniversel diyorlar zaten, orta çağ. Yani tümelle tekilin birleştiği. Yani babayla oğlun. Oğlun tekilliğiyle babanın evrenselliğinin birleşmesi İsa figürü. Onların birleşmesi ne oluyor? Tikel bir figür oluyor. Tekille evrensel birleşince sürekli tikel çıkıyor ama tikel hep sonra çıkıyor geldi yani. Şimdi bu silojizmalar bölümü kitabın en zor bölümü belki. Biraz sıkıcı da bir bölüm. Ama çok temel. Yani aslında var olanın yapısının mantıksal olduğu burada ortaya çıkıyor. Yani başka türlü olamaz bizim için. Şimdi şöyle düşünün. Bir insan için, insan zihni için, insan anlama yetisi için mantıksal olmayan yapılar mı çıkarabiliriz sanki? Bütün şu an teknoloji falan bile bir takım mantık işlemlerine dayanıyor aslında. Matematikleştirilmiş şekilleriyle ve ondan sonra aksiyomatize edilmiş şekilleriyle, o teoremleştirilmiş şekilleriyle ve kombinasyonlara girmiş şekilleri. Yani başka türlü olabilir mi zaten? Hani bir nasıl anlayabiliriz? Hani bir gerçekliği, etkisellik dediği Hegel'in şeyde öz cildinin önemli bir şey Wirklichkeit dediği şey. Çünkü katmerleniyor o ıssız varlık Hegel'de bunu demin söylemek istiyordum aslında. Önce existence olacak. Yani varoluş olacak ikinci ciltte yansımayla falan. Yani varlığı anlamaya çalıştıkça varlığı existence gibi görmeye başlıyorsun. Varoluş olarak görmeye. İnsanın varoluş değil sadece. Bu yani her şeyin varoluşu. Existence yani fenomenin bir şeysi, bir bölümü yani existence yani şeyde geldi. Ondan sonra da Wirklichkeit olacak yani etkisellik dediğimiz. Yani bu varlığın hep böyle boyut kazanması. Sonunda ama işte diyeceksiniz ki ola ola da kavram mı olacaksa yani diyeceksiniz. Bu ne kadar tam böyle buluyormuş. Belki Lenin bunu düşünmüştür şeyde Zürih kafelerinde şeyde çalışırken. Karşı masada da biliyorsunuz. Dadaistler toplanıyormuş Lenin orada çalışırken. Apayrı yani işte modern dünyanın başlangıcı aslında ve şeysi yani çok önemli. Bir yerde devrimin büyük adamı, öbürü de dadaistler yani. Aynı yerde, aynı kahvede yani. Kavram yani. 1915'ler falan işte. Ulaşılmak istenilen kavram mutlak ruhun bakış açısından kavramak değil mi? Evet evet ama yine de yani. Bir yerde böyle sanki gerçeği tam tutmuş elinde, sonra da biraz da bırakıyor gibi hani. Böyle bir his de var yani. Biraz hani Marx'a da biraz hani insan biraz anlıyor yani. Ya da Michel Henry'e falan hani Marksist olmayan Marx uzmanları falan. Yani orada bir şey tutmuş ya da bir fenomenolojik için de bunu diyebiliriz. Yani bir fenomenolojik açıdan da böyle diyebiliriz. Merleau-Ponty'ci, Sartre'ci açıdan falan da diyebiliriz. Yani tutmuşken çok fazla kavrama falan mı girmiş diyorsunuz? Ne o bilgi sonuçta mutlak bilgi?
eğer içkinliğe varacaksa hiç. Öyle bir şey de düşündürtmüyor değil yani burada. Siz bir şey soracaktınız. Evet, ya ben şeyle alakalı sormak istiyorum aslında. Bu bilimin başlangıcı ne olmalıdır yazısıyla. Çok müthiş bir metin. Ve başlangıcın dolaysız olması lazım dediniz ya. Evet. Ve hani genelde eğer burada anladığım o düşünceler üzerinden giden bir bilmekten bahsediyorsak, düşünceler genelde belli temeller üstünden zaten evet. Başlıyor. Biz sanki kendimizi onun içinde buluveriyoruz bir anda. Evet, evet. Ve olağan olan buysa, eğer biz kendimizi böyle biraz temellendirmiş bir şeyin içinde buluyorsak, buradaki temelsizleştiğini evet. Parçalamak mı? Yani başa evet. Dönmek için de bir şey mi eylemek gerekiyor, onu parçalamak mı gerekiyor? Tabii. Çok güzel bir soru. Burada yani neredeyse aslında fenomenolojinin sorusunu soruyorsunuz. Yani bir epoke yapmak. Çünkü epokeyi yapan ya her şeyi askıya alıyor Husserl'in düşüncesinde. Her şeyi askıya almak. Bütün bildiğimiz her şey doğruyu askıya almak artık böyle delirmek falan değil yani. Yine siz dünyaya inancınızı falan sürdürüyorsunuz. İnanç diyor zaten ona. Dünyaya bağlan yani alışılmış olağan bağınızı koruyorsunuz ama bir yerde de askıya. Yani orada bunu mesela Fink gibi düşünürler falan, Husserl'in devamcıları şey gibi görüyorlar. Gerçekten de neredeyse mistik bir deneyim bu. Bir mistik deneyim burada söz konusu. Yani bunu ben de biraz ona biraz değindim ilk başta. Şey bir mistik ve felsefi bir mistisizm diyelim bu. İlle tanrısal falan bir şey değil. Ama böyle bir şekilde kendi içinize dönüp bir böyle bir işte belki böyle bir takım düşüncelerin böyle kafanıza uçması ya Hegel bunu ne demek istemiş? Niye nitelikten başlıyor? Niye niceliğe geçiyor? Niye ölçü oluyor? Niye bu kadar ıssız her şey, kuru? Bu mu bize verilmiş filan? Bir de hatta ağlanabilir yani şey bile olur. Böyle bir garip bir başkalaşım söz konusu burada. Bence Hegel hiç bunları söylemiyor ama biraz da bir anlamanın yolu da biraz böyle şeyler. Yani biraz Hegel'i. Yani burada çelişki içinde Hegel'in kendisi. Zaten fenomenolojiyi yazmış biri. Zaten kitabın sonunda ne yazacağını biliyor daha o zaman. Çünkü zaten daha fenomenoloji yazmadan önce 1804-1805 Jena'da daha o zaman öğretim üyesiyken, Schelling'in asistanı gibi bir şeyken, kendinden 5 yaş küçük Schelling'in onun himayesindeyken Jena'da şey yapıyor yani. Mantık yazıyor ya, bir mantık çabaları var. Daha önceden yani bu düşünülmüş şeyler bunlar. Sonra fenomenoloji yazıp o zaman doğa felsefesi çok peşinde. Onu bırakıyor. Onu ansiklopedi bilimlerinde o bölümü ekleyecek yani biliyorsunuz. Mantık bölümü de var orada. Fenomenoloji o da çok 4 kitabı vardır Hegel'in yani. Bir fenomenoloji 4 büyük kitabı. Ondan sonra fenomenolojiden sonra şey mantık. Ondan sonra felsefi bilimlerin ansiklopedisi dediği bir metin o da yani. Bir kitap yani. Ansiklopedi falan değil yani. Birkaç cilt falan. Birkaç cilde de öyle de basıyorlar. Birkaç çünkü baskısı var. Ama ilki böyle yani mantıktan daha kısa yani. Üçüncü, sonuncu da hukuk felsefesinin ilkeleri. Bu 4 temel kitabı yazmış birisidir yani. Nasıl Kant'ın 3 eleştirisi var. Bu da bunun 4 var. Fichte'nin 1 var. Bütün bunları toplasanız yani felsefeyi bitirmiş oluyoruz neredeyse bu Alman idealizminin başyapıtlarıyla yani. Schelling'i saymıyorum. Schelling'in yüzlerce metni var. Ama böyle bir kitapta yazamamış hiç. Schelling yani böyle bir bütün böyle yazmaya çalışmış. 1800 şey Darstellung var ama biraz çuvallamış bence. Çok böyle geometrik şekilde açıklamaya çalışıyor. Spinoza'yı bir kısa tutmuş böyle. Hep bocalama var. Schelling'in güzelliği de o. Schelling'i de çok seviyorum ben çok. Schelling sürekli deniyor böyle. Sürekli deniyor. Böyle biraz Husserl gibi ya. Sürekli aynı şeyleri deniyor. Sürekli deniyor. Yani apayrı. Bu düşünürler gerçekten dördü de birbirinden büyük yani. Kant, Fichte, Schelling, Hegel. Bu yani inanılmaz bir şey. Aristoteles, Platon gibi düşünürler bunlar. Ya da Descartes işte David Hume falan yani kaç tane var ki? 10-15 tane var felsefe tarihinde. Bu 4 ama birbirine çok yakın tarihler. Tanışmışlar yani. Hepsi birbirini tanıyor. Fichte mesela Tübingen'e gelmiş. Orada öğrenciyken Schelling ve Hegel orada konferanslar vermiş.
Hölderlin de oradaymış, şair Hölderlin. Ondan sonra yani Hölderlin sonra Fichte'nin derslerine girmiş bayağı. Ondan sonra bulunduğu bir şehirde unuttum neresi olduğunu. Hep övüyor. Hep yani birbirini görmüşler. Fichte ile Kant biraz tanışıyorlar onlar da. Böyle yani. Siz bir şey diyecektiniz ama bir şey daha diyecektiniz. Biraz sonra da bitiriyorum. Şey gibi düşündüm de bir sonraki söylediğiniz şeylerde de böyle sanki biraz daha söz öncesi bir şu anın yani sözsüz bir bilgisinden çünkü sonrasında tekrar şu anın kavramsal bir bilgisine geleceksek ve geçmek ve aşmak ve korumaktan bahsediyorsak yani başladığımız yerde bile yani başladığımız yere bir başka bir geri dönüş yani öznel bir biraz daha izlenimci bir başlangıçta daha nesnel ve kavramsal bir yere geri dönüş. Tabii. Yani aslında o süreci izleyince de siz de dönüşmüş oluyorsunuz. Nasıl aslında dolaysızlık dönüşüyorsa da onu mesela mantığı okuyan, anlayan biri de dönüşmüş oluyor ister istemez. Biraz dönüşmüş olması lazım yani. Algıdan başlıyor tabii. Gibi geldi o zaman. Yani şu anın evet. Dökülemen algısından sonra genellenebilir de daha nesnel bir kavram. Şey. İşte yani burada tekrar mantıktan sonra tekrar geriye dönüyorsunuz. Bu çok güzel bir şeydi. Çünkü aslında çok doğru. Yani şimdi şey daha önce kitap. Fenomenoloji, mantıktan. Ama mantıktan sonra tekrar fenomenolojiye dönüyorsunuz. Fenomenolojiden de mantığa dönüyorsunuz. İkisi arasında durmadan dönüyorsunuz aslında yani. Çıkamama tehlikesi de var. Yani belki de kesmek atmak lazım işte Marx'ın falan yaptığı gibi yani. Çünkü tehlikeli de insan böyle aynı hep... Çünkü öyle Hegelciler var. Böyle tapıyorlar Hegel'e falan. O da saçma yani. Yani o kadar da hiçbir düşünüre tapmaya gerek. Hani öyle bir şey de var. İnsanı böyle alıyor, içine alıyor Hegel yani. Peki bu baş aşağı durma meselesi haklı mı Marx'ın eleştirisi? Yani haklılık bir yönü var tabii. Ama bence yani şimdi her düşünür bunu yapmıştır. Şimdi Marx da Hegel'den sonra geliyor. Felsefe zaten zamanını yani 10 senesini falan ayırıyor sadece felsefeye aşağı yukarı Marx yani. Sonra yani ekonomi üstüne çalışıyor biliyorsunuz yani. O da felsefe sayılır diyor Negri, işte başka Michel Henry'ler falan ama ben öyle düşünmüyorum o kadar. Çok felsefe saymıyorum ben yani. Ama çok saygı duyuyorum ve büyük bir çaba o. Kapital falan inanılmaz bir çaba yani. Büyük bir çaba yani. Büyük bir çaba. Evet, hepsi diyor. Bütün Marksistler de hani kabul etmez, o da felsefe, Negri ile biraz beni eleştirmişti öyle bir şey, konuşmuştuk öyle. Ama yani ben o kadar da öyle görmüyorum yani. Bir yerde haklı yani Marx, bir yerde haklı, bir yerde de haksızlık ediyor. Bütün düşünürler, onu demek istiyorum. Büyük düşünürler birbirine haksızlık derler. Hegel Kant'a haksızlık ediyor, çok ediyor aslında. Schelling'e çok ediyor, alay ediyor falan. Schelling çok saldırmış falan, o da çok ayıp etmiş. Yani dersiniz ama böyle düşüncenin koşulu bu. Biraz da saygısız olacaksınız, biraz da yok sayacaksınız. Mesela Husserl çok doğrudur değinmiyor Hegel'e. Yani çok fazla yani çok şeyi yok. Ama Fink biliyor. Fink bağlantılarını kurmuş yani. Öğrencisi yani Husserl'in. Yani bazıları mesela Heidegger'de haksızlık ediyor diyebilirsiniz şeye Hegel'e. Çok önemsese bile yine de metafiziğin sonu işte sondan öncesi diyor. Sonu ona göre Schelling, doğru Schelling aslında. Mantığı kale bile almıyor neredeyse Heidegger yani. Fenomenolojiyi kale oluyor. Orada deneyim kavramı ise müthiş bir yazısı vardır yani. Yani böyle şeyler var. Hep birbirine haksızlık ederler. Evet artık bence durabiliriz. Zaten gidenler falan başladı. Teşekkürler.